Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala Resulü muhammedin ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Mekke 8. sefir 53. kısım. Asıl içinde vasıl. Zekatı verilen şeylerde nisap miktarından fazlası. Bilginler yürüyen hayvanların nisap fazlasında zekat bulunduğunda görüş birliğine varmış. Altın ve gümüşün nisap fazlasında görüş ayrılığına düşmüştür. Benim görüşüm altın ve gümüşteki nisap fazlasında zekatın olmayacağıdır. Bu ikisinin hububata dahil olması hayvanlara katılmasından daha uygundur. Çünkü hayvanlar bitkilerle, bitkiler ise madenle komşudur. Öyleyse bir şeyin kendisine komşu olan şeye katılması daha yerindedir. Vasıl, batını yorum. Kemal eksiklik kabul etmez. Zekat ise maldan eksilmedir. Bu nedenle hayvan İnsanlık özelliğiyle kemale erdiğinde ona zekat düşmemiştir. Çünkü eşya kemale aramak için yaratılmıştır ve insandan başka kamil yoktur. Madenlerin en kamili ise altındır. Bu nedenle ateşle eksilmeyi kabul etmez. Diğer madenler ise eksilebilir. Şöyle diyebilirsin. Gümüş kemal derecesinin altındadır ve dolayısıyla o da eksiktir. Bu nedenle nisap fazlasına zekat düşer. Buna şöyle yanıt verebiliriz. Allah onu nisab miktarına ulaştığında altına, or, altına ortak yapmış, diğer madenlerde ise bunu yapmamıştır. Gümüş ve altın arasında güçlü bir ilişki bulunmasaydı, hükümde ortaklık gerçekleşmezdi. Öyleyse nisab fazlasında durum öyle olmalıdır. Şöyle diyebilirsin, zekat malın eksilmesidir ve kemale ulaşan eksilmez. Altın ise kemale ulaşmıştır fakat nisaba ulaştığında zekatı verilir. Altın nisap halindeyken olduğu gibi fazlasında da altındır ve kemal hükmünü yitirmemiştir. Buna şöyle yanıt verebiliriz. Bu ilkeye göre hareket edersek dediğin gibi böyle olmalıdır. Fakat başka ilahi bir ilkeyle çelişebiliriz. O da tecelli esnasında suretlerdeki başkalaşma ve değişim. İlahi katta nispet ve itibarların değişmesidir. Hakikat bir, nispetler farklıdır. Allah bir yönden bilen iken aynı yönden güç yetiren ve yaratandır. Hak, zekatı farz yaptığı şeylerde onların bir takım varlıklar olmasını ya da kendisine mal denilen bir şey olmalarını değil, özellikle bu varlıklardaki mallar olmasını dikkate almıştır. Bizde belli bir miktara ulaşıp zekat hükmü ortaya çıktığında altın ve gümüşün varlıklarını değil, mal olmalarını dikkate aldık, nisap fazlasında ise mal olmalarını değil, somut varlıkların dikkate aldık ve onlardan zekatı kaldırdık. Nitekim tecellilerin başkalaşmalarında da inançları ve mertebeyi dikkate aldık. Zatı dikkate almadık. Öte yandan tenzihte zatı dikkate aldık, mertebe ve inançları değil. Varlığın aslı ki o haktır, itibarlara konu olduğu gibi bu hakikat bazı varlıklara hatta genel olarak var olanlara yayılmıştır. Biz de onlarda bazen akli, bazen de dini durumlar nedeniyle farklı durumları dikkate aldık. Köleye bakınız. O bir insandır ve onun kemali vardır. Bir kölede mal olma özelliğini onu satan satın alan kişide ise ticarete dikkate alsaydık köleyi bir kıymetle değerlendirir ve onu zekatı verilen bir mal konumuna indirirdik. Zekatı ise onun değerinden alırdık hakkın kamil oluşuna bakınız. O, yaratılmışın herhangi bir niteliğini kabul etmez. Fakat misal mertebesinde ortak duyuyla sınırlanmış gözlere tecelli ettiğinde hükümler bu özel tecelliyi takip eder. Bu bağlamda Allah, acıktım beni doyurmadın, susadım su vermedin, hastalandım ziyaret etmedin der. Nispetlerin ortadan kalkması yönünden kendisine baktığında ise Allah şöyle der. Onun benzeri yoktur başka bir ayette Allah alemlerden müstaniyedir der. Delilden müstani olan açıklığının şiddeti nedeniyle kendisine delildir. Çünkü hiçbir şey bir şeyin kendisi kadar o şey delil olamaz. Hükümlerin itibar ve nispetlere bağlı olduğuna dikkatini çektim. Herhangi bir konuda hüküm verilen bir şeyle şanın hükmü ortaya çıktıktan sonra bizim görevimiz şanın o meselede neyi dikkate alıp öyle hüküm verdiğine bakmakla sınırlıdır bilgili insan cahilden bu bakışla üstün olur. Bu durum sabit olunca bilmelisin ki belli bir yaşa ulaşmak ya da yetişmek ya da akıl için olgunluk maldaki nisap gibidir. Nisap miktarı malda bulunduğunda zekat farz olduğu gibi aynı şekilde yetişkinliğe ulaştığında da akıllı insana yükümlülük farzdır. Yetişkinlik vaktinden sonra ise zaman ilerledikçe aklı sağlamlaşır. Nitekim mal da ticaret ile artar ve böylece nisabı aşan miktar ortaya çıkar. Aklı sağlamlaşırken Allah'a mutlak özne olduğunu ve kulun fiilde hiçbir etkisinin bulunmadığını görmeyen kimseye nisabı aşan miktardaki malında zekat farzdır. Zekat Allah'ın maldaki hakkıdır. Böylece insan amelleri içinden Allah'a izafe etmesi gereken şeyi izafe eder. Burada iki adam vardır. Birincisi Hakikat yönüyle Allah'a izafe edeceği şeyi izafe ederken kendisine ait sayacağı şeyleri de saygı gereği izafe eder. Bu edep ve saygı, İstedim ki onu ayıplı yapayım ya da Rabbin o ikisinin yetişkinlik çağına ulaşmasını istemiştir ya da hasta olduğumda bana şifa verir ya da sana ulaşan her iyilik Allah'tan her kötülük kendindendir gibi ayetlerin gereğidir. Bazı insanlar ise insan davranışını, akıl ve dine göre bütünüyle insana ait sayar. Bu davranıştan Allah'a ise sadece işi yaparken kudreti yaratması yönüne izafe eder. Örnek olarak Mutezile'yi verebiliriz. Aklı sağlamlaştığında fiilleri sadece Allah'tan görüp kulun fiilde etkisinin olmadığını düşünen kişi ise nisap miktarını aşan malda zekatı kabul etmez. Çünkü böyle bir insan her şeyin Allah'a ait olduğunu bildiği için onun Allah'a irca edeceği bir şey yoktur. Şeyban Ra'i kendisine zekattan soru soran İbn Hanbel ve Şafii'ye şöyle demiş. Sizin mezhebinize göre mi, bizim mezhebimize göre mi anlatayım? Bizim mezhebimize göre her şey Allah'a aittir. Biz hiçbir şeye sahip değiliz. Sizin mezhebinize göre ise her 40 koyunda bir koyun zekat verilir. Şeyban bir durum dikkate alıp zekatı farz sayarken mal aynı mal iken başka bir durumu dikkate alıp zekatı farz saymamıştır. Fasıl içinde vasıl, gümüşün altına katılması. Bazı bilginler dirhemlerin dinarlara ekleneceği görüşündedir. Toplamda hesaba ulaşıldığında zekat farz olur. Bazı bilginler ise gümüşün altına ya da altının gümüşe eklenemeyeceği görüşündedir ki benim kanaatim de budur. Vasıl, batını yorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Yemek ye ve uyu. İnsan gözünü ve hayvanı nefsini içerse bile Allah onlardan her biri için kendisine özgü bir hak yaratmıştır. Gözün hakkı uyumaktır. Nebati nefsin hakkı beslenmedir ki o da yemek yemektir. Hiçbir şey başka bir şey eklenmemiş ve katılmamıştır. Çünkü uyku yemenin yerine geçmediği gibi yemek de uykunun yerini almaz. Dolayısıyla hiçbir şey öbürüne eklenmemiştir. Bir şeyin başka bir şey ekleneceğini kabul eden kişi uykunun yemeğe ekleneceğini kabul ediyor demektir. Çünkü yemek uykunun gerçekleşmesinin sebebidir. Bunun nedeni yemekten doğan ve uykunun sebebi olan yaş buharlar buharlardır. Uyumakla göz hakkını ulaştığı gibi nefste kendi hakkını ulaşır. Dolayısıyla hak hepsinde gerçekleştiği için altını gömeşe eklenmesinde bir beis yoktur. Vasıl, iki ortak. Bazı bilginler her birinin malın nisap miktarına ulaşıncaya kadar iki ortağa zekat düşmediği görüşündedir ki ben de bu görüşteyim. Bazı bilginler ise ortak malın hükmünün tek bir adamın malının hükmü gibi olduğunu söylemiştir. Vasıl, batiniyorum. İnsanın amelinde ortaklık gerçekleşip Allah'a ait bir hak bulunmadığında ona zekat yoktur. Allah şöyle der. Ben bir ortağa muhtaç olmayanların en zenginiyim. Benden başkasına ortak yaptığı bir amel işleyenden ben uzağım. Kast edilen şirk koşan kişidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu Allah içindir ve sizin içindir diyen kişinin ameli insanlar için yapılmıştır ve onda Allah'a ait bir şey yoktur. Ortak malda nisap miktarı dikkate alınmaz. Çünkü iki ortak bir arada bulunsalar bile ayrılabilirler. Bir araya gelme ayrılmanın varlığına kanıttır. Çünkü ayrışma olmasaydı bitişme olmazdı. Hüküm ayrışmaya ait olup ortaklardan birinin malında nisap miktarı oluşmayınca ona zekat farz değildir. Çünkü zekat verilmek üzere malı yükümlüden ister. Nisap miktarı oluşsa ve üzerinden sene geçmiş olsa bile bütün halkın kendisine ortak olduğu devlet hazinesindeki mala zekat düşmediğini görmez misin? Bu durum devlet başkanı malı tutar ve öngördüğü bir maslahat nedeniyle malı halka bölüştürmediğinde böyledir. Şari, hazineye ortak halkı dikkate alır ve işlerinden birinin payın hesabı ulaşmamış ve mal sahibi de belli olmamıştır. Hükümler o kişiye belirleyip nisaba ulaşan miktarı ona verdiğinde söz konusu mal hazineden çıkmış ve sahibi de belli olmuştur. Böylece daha önce hüküm ortadan kalkmıştır. Üzerinden sene geçtiğinde böyle bir malın zekatı verilir. 53. kısım sona erdi. Onu 54. kısım takip edecektir.